Merhaba, bugün size görünüşüyle, ismiyle, yapraklarıyla, her şeyle muhteşem bir çiçeği anlatmak istiyorum. Atatürk çiçeği. Çok ilginç özellikleri olan, tarihi de çok ilginç olan bir bitki. Meksika kökenli bir bitki. Normalde 3 metreye kadar uzayan bir ağaç aslında. Bir salon çiçeği değil, gerçekte bir ağaç. Biliyorsunuz 1800'lü yıllarda çiçekler son derece popülerdi. O zamanlar, o tarihlerde bugünkü gibi çok fazla çiçek yetişmiyordu. Ve o dönemin varlıklı insanları bir çiçek tohumu için bütün varlıklarını ortaya koyuyorlardı. O kadar kıymetli ve önemliydi çiçek tohumları. Ama şimdi tabii ki seralarda her türlü çiçeği bulabiliyoruz. Hem çok kolay yetişiyor hem çok ucuz artık çiçek fiyatları. Her çiçek bütün dünyaya gidiyor. O yüzden çok çok şanslıyız ama 1800'lerde durum böyle değildi. Amerikan başkanlarından bir tanesi, eyalet başkanlarından birisi Meksika'ya ziyarete gittiğinde işte bu şahane ağacı görüyor, bayılıyor ve ondan bir kök alarak Amerika'ya getiriyor ve kendi ismiyle, Poinsettia ismiyle bu çiçeği Amerika'da tanıtıyor. Çiçek popüler oluyor esasında, tanınan bir çiçek oluyor fakat esas dünyaya tanıtılması küçük ve fakir bir kız sayesinde. Daha sonraki yıllarda işte biliyorsunuz Christmas günü 25 Aralık bütün dünyada Hristiyan alemi tarafından kutlanan bir gün. Özellikle Hristiyanlar yani özellikle demeyeyim bütün Hristiyanlar 25 Aralık gününü dini bayramları olduğu için çok şaşalı bir şekilde kutluyorlar. Yine 1800'lü yıllarda işte küçük ve fakir bir kız Christmas günü kiliseye gidip Tanrı'ya dua etmek istiyor. Fakat giderken de yanında bir hediye götürmek istiyor ama bir şey bulamıyor. Rivayete göre yolda işte küçük bir Atatürk çiçeğinin dalını buluyor. Ve o dalı alıp kiliseye gidiyor ve kilisede işte hem dua ediyor hem de o çiçeği Tanrı'ya hediye ediyor. Tabii bu durum kilisedekilerin dikkatini çekiyor. İşte çok popüler oluyor bu kızın hikayesi. Önce kilisede, sonra o kasabada ve şehirde derken bütün dünyada bu çiçek Christmas çiçeği olarak da anılıyor. Kırmızı renkteki yaprakları aynı zamanda kanı hatırlatıyor. Dünya kana doyamadı. Kanlı hatırlatan her şey işte çok popüler oluyor. Ve işte bütün dünyada Christmas çiçeği olarak, Poinsettia çiçeği Christmas çiçeği olarak biliniyor. Oldukça popüler. İnanılmaz bir şekilde satılıyor. Özellikle de Christmas günlerinde. Hemen hemen herkes işte evine, bahçesine, her yerine Christmas çiçekleriyle donatıyor. Atatürk çiçeğinin çok önemli özellikleri var. Çiçek olarak işi ve benzeri olmayan özelliklere sahip Atatürk çiçeği. Şu gördüğünüz değişik renkteki çiçek olarak düşündüklerimiz aslında çiçek değil, yaprak onlar. Ve bu çiçek Eylül ve Ekim aylarında mutlak bir karanlığa tabi tutularak, tabii bunu biz evde yapamıyoruz ancak serada bu mümkün. Seracılar işte 2 ay boyunca mutlak bir karanlığa tabi tutuyorlar. Ve bu çiçeğin içinde çok özel bir madde var. O madde o karanlıkta yavaş 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 açığa çıkıyor ve çiçeğin yaprakların renklerini başka bir renge boyuyor. Normalde yeşil olan yapraklar işte bu karanlıkla aktive olarak 2 ay boyunca aktive olarak yavaş yavaş çiçeğin üst yapraklarını başka bir renge boyuyorlar. Çok çok ilginç bir özellik bu. Tabii bunu kendiniz evde yapabilirsiniz ama dediğim gibi 2 ay boyunca ve 14 saat, 14 saatten az olmayacak şekilde çiçeğin yapraklarını karanlıkta boyamasına yardımcı olabilirsiniz. Ama o 2 ay boyunca bir tek gün bile minicik bir ışık, bir telefon ışığı bile bütün her şeyin boşa gitmesine sebep oluyor. Bütün her şey boşa gidiyor, bütün yaptıklarınız. Çiçek bir daha o rengi bir sonraki sezona kadar o maddeyi salgılamıyor ve çiçeğin yaprakları da dönmüyor. Çok dediğim gibi güzel özellikleri olan bir çiçek. Bilmiyorum daha başka bir böyle bir madde salgılayan başka bir çiçek yok bu dünyada. O yüzden işte kendisi de çok ilginç çiçeğin.
Meksika kökenli tropikal bir bitki. Bakımı çok çok zor değil ama ilkbahar ve sonbahar aylarına çok seven, yani hafif serinliği seven bir bitki. Önce eğer saksıdan başlarsak, normalde bütün tropikal bitkilere ben hiçbir şekilde plastik saksı önermiyorum. Ama bu çiçek serin havaları sevdiği için bu çiçeği saksı değiştirdiğinizde seramik bir saksıya koyabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz seramik saksıları şöyle elinizi sürdüğünüzde soğuk oluyor. Birçok tropikal bitki, yani %99'u da sıcak toprağı seviyorlar. Ama Atatürk çiçeği hariç o illaki sıcak toprak demiyor. O yüzden bu çiçeğin saksısını değiştirirken altında bol drenaj deliği olan bir seramik saksıya ekebilirsiniz. Toprak, evet, asitli ve çok geçirgen bir topraktan hoşlanıyor. Zaten hemen hemen bütün tropikal bitkiler böyle. Suyu üstten verdiğiniz zaman suyun mutlaka alttan akıp gitmesi gerekiyor. O yüzden bol drenajlı ve nitrojen ağırlıklı, asitik bir toprak lazım. Ben normal, yani genellikle yapılan bir hata var. Çiçekleri ilk değiştirirken sadece saksısını değiştiriyoruz. Toprağını değiştirmiyoruz. Fakat daha sonra çiçek açsın diye işte ev yapımı gübrelerle çiçeği beslemeye çalışıyoruz. Genellikle yapılan hata bu. Halbuki bunun yerine saksıyı değiştirirken yeni ve kaliteli ve organik bir toprak satın alırsak, ki Atatürk çiçeği için kesinlikle organik bir toprak size tavsiye ediyorum. Organik bir toprak satın alırsanız daha sonraki dönemde gübrelemenize de ihtiyaç kalmaz. Çünkü ev yapımı gübrelerin hepsi işe yaramıyor. Birçoğu çiçeğin sineklenmesine, bozulmasına, yaprakların sararmasına yol açıyor. O yüzden ilk çiçeğinizi ekerken taze ve güzel bir toprağa ekerseniz daha sonraki dönemlerde işiniz çok kolay olur. Asitli bir toprağı dediğim gibi tercih edin. Asitli toprak deyince hemen aklınıza işte İngiliz tuzu, İngiliz karbonat ya da Epsom tuzu ve kahve gübresi geliyor. Onları asitli topraklar için böyle bir kenara koyuyoruz. Daha sonra kullanacağız. Eğer plastik saksıdaysa böyle altında birkaç drenaj deliği, hatta yanlardan da iki tane delerseniz çok çok iyi oluyor. Çiçeğin ileriki yıllarda bir takım mantar hastalıklarına hastalanmasını önlüyor. O yüzden ben yanlara da iki tane delik kesinlikle öneriyorum. Ama eğer seramiğe diktiyseniz tabii bu mümkün değil. Altında mutlaka bir tane drenaj deliğinin olması gerekiyor. Güzel organik bir toprak satın alıp bu çiçeğinizi dikebilirsiniz. Atatürk çiçeği budanmaya oldukça müsait bir çiçek. Özellikle de sezon geçtikten sonra, yani iyice büyüyüp bu yaprakların renkleri solduktan sonra, yaprakların renklerini kaybettikten sonra budama zamanı geliyor. Ve bu çiçeği gayet güzel bir şekilde bütün üstlerden budayarak, o budadıklarınızı da gübreli bir suya koyarak onları yeniden birçok Atatürk çiçeği yetiştirebilirsiniz eğer isterseniz. Ya da budadıklarınızı yetiştirmek istemiyorsanız iyice güzelce budayıp ondan sonra çiçeğinizi belirli bir dönem, bir süre dinlenmeye alabilirsiniz. Eğer evinizde soğuk bir köşeniz varsa harika. Çünkü dediğim gibi Atatürk çiçeği ilkbahar ve sonbahar, böyle serin havalar çiçeği, ilkbahar ve sonbaharda çok güzel hem açıyor, büyüyor, gelişiyor. Elbette ki yaz, yani bizim işte çok fazla yazı tolere edebiliyor. Çünkü Meksika'da çok sıcak bir ülke. Ama kışın o bizim yapay ısıtıcılarımızdan tabii ki hiç hoşlanmıyor. Eğer kullanmadığınız bir odanız varsa kışın, zaten kesinlikle dışarıda balkonda, bahçede falan bırakmayın. O havalara hiç uygun değil. Ama kış geldiğinde evinizde kullanmadığınız bir odanız varsa ve hele onun kaloriferlerini de kapatıyorsanız, o zaman bu çiçek için ideal bir ortam yaratmış oluyorsunuz. Çünkü günlük en az 6 saatlik bir ışığa ihtiyacı var bu çiçeğin, bu rengini koruması için. Yani bu çiçeğin aslında en büyük özelliği ışık. Işık olmazsa olmazı zaten. Çok fazla güneş ışığı istemiyor bu renkler bozulmasın diye, normal işte bu hale geldikten sonra. Ama güneş ışığı, direkt güneş ışığı olmasa bile gene de bir bol ışıklı bir yere koymanız gerekiyor. Güneş ışıkları tabii bu yaprakların yanmasına ve solmasına sebep olacak ama yine de bu rengin korunması için ışığa ihtiyaç var. O yüzden evinizde karanlık bir köşeye Atatürk çiçeğini koyamazsınız. Mutlaka ışıklı bir yere koyacaksınız. Kapalı balkonlar için de çok ideal bir çiçek. Hele böyle dediğim gibi ilkbahar, sonbahar aylarında gayet güzel büyüyüp gelişir.
Ve kış geldiğinde dediğim gibi hiç kara, işte buz, soğuk falan bu havalara hiç uygun değil. İşte evin içinde yine o karlar geçene kadar, kış mevsimi bitene kadar saklayabilirsiniz. Işıklı bir ortamda. Yaz geldiğinde eğer yaşadığınız şehir çok sıcaksa sakın dışarıya fazla çıkartmayın. Yapraklar bozulacaktır, solacaktır. Çünkü fazla güneş ışıkları bozuyor. Tabii şimdi aslında Meksika'da bir ağaç olduğu için bu bitki öyle yaz aylarında evet iyice büyüdükten sonra dışarıda kalabilir ama bu haldeyken öyle çok fazla güneş ışığına maruz bırakmamak gerekiyor. Gübrelemek önemli bir konu çünkü gübre de istiyor. Normal suya karıştırılan gübreleri tercih edebilirsiniz bu çiçek için. Çünkü sularken haftada bir sulamak gerekiyor. Eğer yapraklarına spreyle su sıkmıyorsanız haftada bir gün götürüp işte musluğun altında hem çiçeğinizi sularsınız hem yapraklarını şöyle bir hafif temizlerseniz çok güzel. Ama yani benim ne yaptığımı sorarsanız eğer ben böyle yapmıyorum. Ben normalde şöyle bir iki haftada bir ya da 10-12 günde bir suluyorum. 2-3 günde bir de yapraklarına su fışkırtıyorum. Çünkü bütün tropikal bitkilerin, nim isteyen bitkilerin yapraklarına su fışkırtmak, onları işte fıs fıs yapmak onlara çok iyi geliyor. Daha güzel nemlenmesini ve rutubetlenmesini sağlıyor. Ama tabii ki böyle eğer musluğun altında suluyorsanız, böyle güzel bir sulama yapıyorsanız haftada bir yazın, tabii yazdan bahsediyorum. Kışın daha az bir sulamaya ihtiyaç duyuyor. 2 haftada bir yeterli. Çok az bir şekilde. Yazın böyle bir musluğun altında suluyorsanız tabii ki birçok vitamin ve mineral kaybına uğruyor toprak. O yüzden de eğer çiçeğinizin bir süre sonra yapraklarında işte sararmalar, bozulmalar, işte hafif dökülmeler varsa o zaman toprağınız mineral kaybına uğruyor demektir. Bunun için yapılacak birkaç şey var. Bir tanesi üzerine temiz ve güzel bir organik toprak koyabilirsiniz. İçine birkaç tane solucan atabilirsiniz. Eğer solucan atarsanız hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Solucan o kendi atıklarıyla çok güzel bir şekilde toprağa yavaş yavaş hem gübreliyor, işte hem toprağın yeniden tazelenmesine sebep oluyor. O zaman hiçbir şeye ihtiyaç yok. Ama içinde solucan yoksa o zaman ara ara üzerine güzel ve taze bir toprak eklemenizi öneriyorum size. Dediğim gibi suya katılan gübreler kullanabilirsiniz. Kahve gübresi kullanabilirsiniz. Evet, kahve Atatürk çiçeği için oldukça faydalı. Ama kahve gübresi tarifim var videolarımda. Kahve gübresinin gübre haline getirdikten sonra kullanın. Yani direkt olarak kahveyi içip buna koymayın. Çünkü bu çok zararlı. O içindeki kafein çiçeği öldürüyor. Mutlaka kahve gübresini 24 saat beklemesi gerekiyor. Ondan sonra kullanabilirsiniz. Yine bazı durumlarda magnezyum eksikliği oluyor toprakta çok sulandığında. İngiliz tuzu ya da Epsom tuzu olarak bilinen, eczanelerden satın alınabileceğiniz şöyle bir kimyasal madde var. Son derece ucuz. Onu satın alabilirsiniz ve birçok çiçeğinizde kullanabilirsiniz. Ben kullanıyorum ve çok çok da memnunum. Böyle ya onu suya karıştırarak kullanabilirsiniz ya da üzerine böyle elinizle birkaç parça, yani böyle bir küçücük bir kahve fincanının dibi kadar, yani şöyle bir tutam diyeyim. Bulamadım nasıl söyleyeceğimi. Bir tutam serpiştirebilirsiniz. O da hem toprağa bir takım mineralleri, kaybettiği mineralleri kazandırıyor hem de toprağı gübrelemiş oluyor. Gördüğünüz gibi Atatürk çiçeği çok özel ve güzel bir çiçek. Bu renkleri kendiniz tabii ki verebilirsiniz evinizde. Eğer çiçeğinizi budadıktan sonra bir sonraki sezon çiçeğiniz çok güzel yeni yapraklar vermeye başladıysa, o güzel yaprakları büyüdüğünde işte Eylül ve Ekim aylarında karanlık bir yere kapatarak 2 ay boyunca o Atatürk çiçeğin içindeki o sıvının salgılanmasını sağlayarak çok güzel bir şekilde bu çiçeğin yeni ve değişik renkler vermesini sağlayabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi ortasından tomurcuklar çıkıyor. Ay, harikulade bir çiçek. Yani çiçek dediği yaprak aslında ama yani muhteşem bir şey. Bazen yaprakların böyle renklerinde solmalar oluyor. Bu birazcık güneş ışığından, birazcık da o sezon bitmesinden oluyor. Yavaş yavaş yaza girerken ya da kışa girerken tabii ki sezon biterken yavaş yavaş o da normal çiçeklerinin rengi solmaya ve işte yeşile dönmeye başlıyor o renkli olan çiçekler.
Son bir şey daha söyleyeyim. Bu çiçeği suladıktan sonra altında su bırakmamaya özen gösterin. Çünkü eğer altında su bırakırsanız bu çiçeğin o sürekli olarak köklerin çürümesine sebep olur. Aşırı su bu çiçeği kesinlikle bozacaktır. Yapraklarını fıs fıs yaparak ya da haftada bir gün sulayarak sulama ihtiyacını giderebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Atatürk çiçeği çok özel ve çok güzel bir çiçek. Eğer siz de evinizde Atatürk çiçeği yetiştiriyorsanız, uzun zamandır yetiştiriyorsanız, budamasına, işte gübrelemesine, sulamasına ait benim söylemediğim ya da unuttuğum şeyler varsa lütfen hatırlatın. Hep birlikte çok daha güzel çiçekler yetiştirelim. Fikirlerinizi paylaşın. Sorularınız olursa mutlaka cevaplamak isterim. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.